Bilinçaltı zihin ustalığı kolay değildir, ancak öğrenilebilir. Bunun için son 100 yılın en etkili dehalarından biri olan Nikola Tesla'ya bakalım. Organik zekaya hoş geldiniz. Nikola Tesla zamanın ötesinde bir dehaydı. Bilinçaltını dinlemeyi öğrenen ve bu nedenle bize elektrik motorlarından radyolara, floresan ışıklardan lazerlere ve elbette şehirlerimize güç veren alternatif akıma kadar pek çok icat ve 300 patent getiren bir adam. Bu videoda Nikola Tesla'dan zihninizin tüm gücünden yararlanmak için 3 önemli tavsiye paylaşacağım. İlk tavsiye şu: yalnızlık yoluyla bilinçaltı zihin gücü. Sosyal medya ve teknoloji devlerinin şaşırtıcı miktarda dikkat dağıtıcı faaliyetleriyle dolu bir çağda yaşıyoruz. Kitlesel propaganda konusunda gelişmiş becerilerle donatılmış, her yerde karşımıza çıkabilen bir ana akım medya çağındayız. Ortalama bir insan beynine artık düzenli olarak daha önce hiç olmadığı kadar çok miktarda bilgi girişi oluyor. Tüm bu girdiler ve bitmek bilmeyen dikkat dağıtıcılarla birlikte düşüncelerimizle baş başa zaman geçirmek artık bir yük olarak görülüyor. Meditasyon yapmayı denediyseniz, görünüşte çok temel olan bu insani eylemin ne kadar rahatsız edici olabileceğini bilirsiniz. Yine de Nikola Tesla bize şöyle der: "Yalnız kalmak icadın sırrıdır. Yalnız olun, işte o zaman fikirler doğar." Nikola Tesla gençliğinden beri yalnız başına çok zaman geçirmesiyle tanınırdı. Bu özelliğini ölümüne kadar taşıdı ve bir hizmetçi tarafından New York'taki bir otel odasında yalnız başına bulunmuştu. Nikola Tesla hiç evlenmemiş, kendi haline bırakılmayı tercih etmiştir. Onun sert önlemlerini taklit etmek zorunda değiliz, ancak neden yalnızlığı seçtiğini anlamak da önemlidir. Yalnız kaldığımızda zihnimiz özgürleşebilir. Zihnimiz dolaştığında ve hayal kurduğumuzda bilinçaltı dünyasına geçeriz. Tüm büyük fikirler orada doğar. Nikola Tesla şöyle der: "Beynim sadece bir alıcıdır. Evrende bilgi, güç ve ilham aldığımız bir çekirdek vardır." Pek çok büyük zihin yalnızlığın gücünü kanıtlamıştır. Steve Jobs, Einstein, Beethoven ve Freud, uzun yalnız yürüyüşleri günlük rutinlerine dahil eden insanlardan sadece birkaçıydı. En büyük içgörülerimiz zihnimiz sakin olduğunda ortaya çıkar. Bilinçli bir çabayla zorlandığında değil. Yalnızlığa zaman ayırmanın ikinci bir faydası da kaygının azalmasıdır. Carl Newport bunu mükemmel bir şekilde açıklıyor. Düşüncelerinizle baş başa kalmayı yasaklamaya başladığınızda bu beyinde kısa devre yapar. Böylece ne olur? Endişelenirsiniz. Bence kültür olarak alıştığımız bu tür bir kaygıya sahibiz. Bu beyin tüm gün boyunca diğer insanlardan gelen girdileri işlemek için yaratılmadı, öyle değil mi? Beynimiz bunun için evrimleşmedi. Oradaki bazı kablolar kesişiyor. Yani hepimiz biraz yıpranmış durumdayız. Hepimiz biraz endişeliyiz. Güne başlarken kendinize en az 20 ila 30 dakika ayırın. Telefon, müzik, arkadaş, eş, dış etkenler olmadan yalnız kalın. Sadece siz ve düşünceleriniz olsun. Bunu doğada uzun bir yürüyüş yaparak, duş alarak ya da uyanmadan önce yatakta uzanarak yapabilirsiniz. Bir kalem ve kağıt getirin. Çünkü bilinçaltınız sizinle konuşmaya başlayacaktır. İkinci tavsiye: hayal gücü ve bilinçaltı zihin. Hayal gücü kelimesi genellikle çocuklar için bir eğlence olarak düşünülür. Çoğu insan hayal gücünü sadece hayalperestlerin ve karavanlarında yaşayan sıra dışı insanların kullandığına inanır. Sözüm ona, sorumluluk sahibi insanlar elle tutulur, gerçek dünya ile ilgilenirler. Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamaz. Nikola Tesla, dünyamızı değiştiren devrim niteliğindeki icatlarını gerçekleştirme sürecini şöyle açıklıyor: "Benim yöntemim farklı. Gerçek bir işe girişmek için acele etmem. Aklıma bir fikir geldiğinde onu hayal gücümde inşa ederek hemen başlarım. Yapıyı değiştirir, iyileştirmeler yapar ve cihazı tamamen zihnimde çalıştırırım." Fiziksel dünyamızda bir şeyin oluşturulabilmesi için önce hayal dünyasında şekillendirilmesi gerekir. Pek çok dahi bu sırrı biliyordu. Kuantum teorisinin kurucusu Max Planck, ilginç reklamlar, alıntılar, karikatürler, şiirler ve bir dizi başka rastgele öğe toplamayı alışkanlık haline getirmişti. Hayal gücünü harekete geçirmek ve çağrışım yoluyla fikirleri tetiklemek için bunlara bakardı.
Hayal gücümüz sayesinde fiziksel engeller ve gerçek dünyadan gelen yersiz eleştiriler olmaksızın olasılıkları düşünebiliriz. Bu bizim özel alanımızdır. Steve Jobs'un herkesin cebinde bir bilgisayarın olduğu bir dünya görmesini sağlayan şey buydu. Wright kardeşleri 1903 yılında New York Times'ın ilanından sadece 8 hafta sonra ilk uçağı başarıyla uçurmaya motive eden şey budur. Gazetenin ilanı şu şekildeydi. Uçan bir makine yapmak için matematikçilerin ve mekanikçilerin 1 milyon ila 10 milyon yıl boyunca birlikte ve sürekli çaba göstermesi gerekir. Tesla gerçekleştirmek istediği icatları zihninde çok detaylı bir şekilde canlandırabildiğini iddia ediyordu. Görselleştirme yeteneği kontrollü hayaller kurduğu gençlik yıllarında gelişmişti. Eğlenmek için zihninde yeni şehirlere seyahat eder ve yeni insanlarla tanışırdı. Bu beceri ilgi alanları icatlara kaydığında onu büyük ölçüde desteklemişti. Bu yetenek Einstein'ın da çocukken başladığı düşünce deneylerine benzer. Bu deneyler daha sonra görelilik teorisi aracılığıyla fizikteki en büyük atılımlardan bazılarına yol açtı. Hayal gücü, dünyanızı oluşturmanızı olanak tanıyan bir armağandır. Onu etkili bir şekilde kullanmak için tıpkı Tesla gibi görselleştirme alıştırması yapmalısınız. Küçük adımlarla başlayın ve zihninizin gözünde temel şekilleri korumaya çalışın. Resim sizin için gerçek olduğunda daha derin görselleştirmelere geçin. Kendinizi olmak istediğiniz kişi olarak görün. Neville Goddard'ın sözleriyle dileğinizin gerçekleştiğini varsayın. Dış koşullarınız ne olursa olsun içinde yaşamak istediğiniz dünyayı gözünüzde canlandırın. Zihin tiyatronuzda canlı bir resim çizin. Olmak istediğiniz kişinin gözünden bakın. Onların tavırlarını takının, yaşam düzenlerini gözlemleyin ve görüntüyü fiziksel dünyanız kadar net hale getirin. Tesla dünyayı değiştirmek için hayal gücünü kullanabildiyse, siz de kendinizi değiştirmek için hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Tutarlı olun ve bilinçaltınız size bu ideali gerçekleştirmenin yollarını göstermeye başlayacaktır. Üçüncü tavsiye, bilinçaltı ve sezgi. Nikola Tesla şöyle der: "Ne var ki içgüdü, bilgiyi aşan bir şeydir. Hiç kuşkusuz mantıksal çıkarım ya da beynin başka herhangi bir kasıtlı çabası boşa çıktığında gerçekleri algılamamızı sağlayan bazı ince liflerimiz var." Bilinçaltınız genellikle sezgisel önseziler yoluyla sizinle konuşur. Ne yazık ki zihnimizdeki tüm bilgilere vakıf değiliz. Herhangi bir zamanda bilinçli farkındalığımız yalnızca bir avuç şeye odaklanır. Diğer veriler bilinçaltıdır. Ağrı size vücudunuzda bir şeylerin yanlış gittiğini söyler. Durumun kötü olduğunu anlamak için tıp diplomasına ihtiyacınız yoktur. Teknik teşhis, harekete geçmeniz için size ilham vermekle ilgisizdir. Sezgi de benzer şekilde çalışır. Mantıksal olarak açıklanamayan bir his olarak ortaya çıkar. Sizi belirli bir yöne iten bir histir. Zihin doğrusal bir şekilde çalışmaz. Nöronlarımız birbirinden uzaklaşan ve birleşen bir şekilde ateşlenir. Her deneyimi daha önce gördüğümüz kalıplar ve veri noktalarıyla karşılaştırırız. Dünyaya baktığınızda fraktalların hakim olduğunu göreceksiniz. Doğada desenler kendilerini farklı ölçeklerde tekrar ederler. Doğduğumuzdan beri zihinlerimiz bu örüntüleri anlamakta ustalaştı. Sadece doğadakileri değil, aynı zamanda sosyal dinamikleri ve ürkütücü derecede tanıdık gelen durumları da. Bu inanılmaz miktardaki veri bilinçli zihinlerimizin hesaplayamayacağı kadar çoktur. Örneğin satranç ustalarının satranç tahtasındaki yaklaşık 50 bin deseni hatırlayabildikleri söylenir. Örüntü tanıma, büyük ustaların aynı anda birden fazla oyun oynamasını kolaylaştırır. Zihinlerindeki muazzam miktardaki veriden yararlanarak sezgisel bir şekilde oynarlar. Satranç çaylakları ise bilinçli kaba kuvvete güvendikleri için kaybederler. Çoğunlukla sezgiye dayalı bu hızlı kararları verme becerisine sahip değilseniz, aslında gerçek olmayan tehlikeleri gördüğünüz için birçok fırsatı kaçırırsınız. Bazen bir şeyi gözden kaçırabilirsiniz, ancak daha sonra bunun önemli olmadığı ortaya çıkar ve sezgileriniz size aslında doğru olan hızlı ve emin bir karar vermenizi söyler. Bir alanda daha fazla deneyim sahibi olduğumuzda sezgilerimiz de güçlenir. Diğer insanlarla uğraşırken sezgileriniz genellikle doğrudur. Bunun nedeni başka bir insanla yaşadığınız her etkileşimin veri olarak hizmet etmesidir. Tesla sezgilerini güçlü bir şekilde takip etti. Bazen çok ileri gitti. 3 sayısına inanılmaz bir saplantısı vardı. Bir binaya girmeden önce etrafında 3 kez dolaşır,
otel oda numarasının 3'e bölünebilir olmasını ister ve 18 3'e bölünebilir olduğu için her sabah odasına 18 temiz havlu getirilmesini talep ederdi. Kendi yolunuzdan çekilin ve ruhunuzun size söylediklerine açık olarak sezgilerinizi dinleyin. Nikola Tesla gibi zihninizde ustalaşmak için yalnızlığın gücünü anlamalı, hayal kurma sanatında ustalaşmalı ve sezgilerinize açık olmalısınız. Bunu yaparsanız Nikola Tesla gibi bilinçaltınızda ustalaşacağınıza emin olabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların devamı için Organik Zeka'ya abone olun. Bildirim zilini de açık tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.